Samsung telefonumuza ROM atmayı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi telefonumuz Home tuşu, Power tuşu ve Ses kısma tuşuyla Download modunu alındıktan sonra şöyle bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayarda uygun yazılımımızı yükleyeceğiz. Uygun yazılımımızı yükledikten sonra da Odin 3'ü açacağız. Odin 3'te BL bölümüne getirip yükle dediğimizde buradaki BL'yi seçeceğiz. AP dediğimizde yine burada AP MD5 dosyası, onu seçeceğiz. Biraz uzun sürebilir. Bu şekilde seçtikten sonra da Start'a basacağız. Ve bastık Start'a. Burada yüklemeye başladıktan sonra gördüğünüz gibi telefonumuza da yüklemeye başlıyor. Biraz zaman alabilir. Önemli olan uygun ROM'un bulunması. Buradan da gördüğünüz şekilde yükleme işlemi gerçekleşiyor. Hadi USB kablosuyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ve buradan bir süre bekliyoruz. Bu işareti gördükten sonra telefonumuz açılacak inşallah. Ve telefonu geçiyoruz. Telefonda yüklemeye devam ediyor. Ve ekrana geçti. Android çalışıyor, gösteriyor. Evet. Notch yazısı çıktı. Buradan Samsung yazısını gördük. Bunu da şeye atarız. İsteyenler bakabilir kanalımızdan yani. Evet, bazı şeyde güncelleme aldığında kendisi bazı şeyleri çalıştırmıyor. Şimdi modemde şey yapıyor, hata algılıyor. O tür sorunlar olabiliyor. İlk defa açıldığı için biraz uzun sürdü. Devam ediyoruz. Uygulamalar yükleniyor diyor. İlk defa açıldığı için bir de bu yeni yazılımımız nasılmış bakalım. Türkçe başlat. Sim kartı geç. Wi-Fi geç. Hayır, teşekkürler. Okudum. Geç. Geç. Telefonumuz hazır. Eski haline geldi, tertemiz. Ama ve lakin şey yok. Ama ve lakin sonucuna bakacağız. Sonucunda biz bu arada çay içmeye devam edelim böyle.